Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu görmüş olduğunuz lif iplerimle güzel bir model anlatımı yapmaya çalışacağım. Öncesinde kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup yanındaki zili aktif ederseniz bundan sonra paylaşacağım videolardan anında haberdar olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsiz. Ayrıca videolarımı beğenerek bana destek olursanız da çok sevinirim. Şimdi modelimizin yapımına başlayalım. Evet arkadaşlar, tığımın numarası da bu şekilde ekranda göründüğü gibi. Şimdi hemen başlıyorum. Göz kararı zincir çekeceğim. Küçük bir parça anlatımı yapacağım çünkü. Evet, bu kadar yeterli. Şöyle bir iki tane daha çekeyim. Yeterli arkadaşlar. Şimdi hemen yan yana zincirlere batarak şöyle çıkarıyorum ve sık iğne yapıyorum. Batıyorum, çıkarıyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Hiçbir zinciri atlamadan arkadaşlar aynı işlemi devam ettiriyorum. Bakın bu şekilde. Tekrardan yanındaki zincire batıyorum. Evet, bu şekilde sık iğneler yaparak başa kadar geleceğim arkadaşlar. Hemen kamera arkasında ilerletip geliyorum. Evet arkadaşlar, bakın başa kadar geldim. Şöyle birkaç tane zinciri burada kenarda bıraktım. Evet, şöyle şimdi bir zincir çekip çeviriyorum. Ve ipimi uzatıyorum. Şu kadar uzatacağım arkadaşlar. Sonrasında tutuyorum ve hemen yanındaki şöyle şuraya batarak bir zincir çekip uzatıyorum. Bu şekilde. Tekrardan yanındakine batıyorum. Bir zincir çekiyorum ve uzatıyorum. Bakın yine gösteriyorum. Batacağım yeri hemen yanındaki ilmeğe batıyorum. Çıkarıyorum. Uzatmadan bir zincir çekiyorum. Sonrasında uzatıyorum. Tutuyorum burayı. Küçülmesin diye. Yanındaki hemen bakın burada kendisini belli ediyor. Buraya batıyorum. Çıkarıyorum. Bir zincir çekip uzatıyorum. Batıyorum. Çıkarıyorum. Bir zincir çekip uzatıyorum. Aynı işlemi yine sıra başına kadar devam ettireceğiz. Sıra sonuna kadar pardon arkadaşlar. Bakın batıyorum. Çıkarıyorum. Uzatıyorum. Şöyle bakarsınız arkadaşlar. Evet, bu şekilde yaptık arkadaşlar. Devam edeceğim. Şimdi siz uzun yaptığınız zaman hepsi mile sığmayacağı için bu şekilde milden çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Ben şimdi bir parça gösterdiğim için benimki mile sığıyor ama siz böyle çıkarabilirsiniz. Bozulma yapmayacaktır. Sonra hemen bir iki tane önceden batarak şöyle devam edebilirsiniz. Evet, yine sıra sonuna kadar geleyim arkadaşlar. Ben bu şekilde aynı işlemleri yaparak bakın çıkardığım kısım bozulmadı arkadaşlar. Birazdan burayı kullanacağım. Şimdi ben kamera arkasında şuraya kadar yapıp geleyim. Evet arkadaşlar, bakın sıra sonuna geldim. Şöyle tığımı içinden yine çıkarıyorum. Bu şekilde çeviriyorum. Şöyle. Şöyle tutalım arkadaşlar. Evet, çevirdik bakın. Buradan ilmeğimi aldım ve bunun içinden geçirdim bakın. Sonrasında bunu alıyorum. Şöyle ikisini birden çıkarıyorum. Bir yanındakine geçiyorum. İkisini birden çıkarıyorum. Bir yanındakine ve bu şekilde toparlıyorum. Evet. şöyle bir görüntümüz olacak burada arkadaşlar. İp sarayım parmağıma biraz ve devam edelim. Evet, bakın gevşek gevşek arkadaşlar, çok sıkmayalım. Bir de hepsini aynı boyutta yapmaya özen gösterelim bu zincirleri arkadaşlar. Yukarıya doğru uzattığımız zincirleri. Evet, bu görüntüyü elde edebilmek için, eşit bir görüntü olabilmesi için. Evet, şimdi arkadaşlar sıra sonuna kadar tekrardan aynı işlemleri yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar, bu şekilde sıra sonuna kadar geldim. Şöyle şimdi beyaz ipimi aldım. Beyaz ipimizi ekleyeceğiz buraya ve beyazla devam edeceğiz. Şöyle hemen şuraya zincir çektim. Mavi ipimi buraya sıkıştırıyorum. Ve bir zincir çekerek çeviriyorum. Sonrasında şu ilk kısma batıyorum. Bunu buraya sık iğne yardımıyla tamamen sabitlemiş oluyorum ve ipimi buraya bağlamış oluyorum arkadaşlar bu şekilde. Şimdi bundan sonra ip bağlama olmayacak. İpleri kenarlardan yürüteceğiz. Evet. Şimdi yine uzatıyorum. Bakın bu şekilde ilk başta yaptığımız gibi uzattım. Bir yanındakine geçiyorum. Buraya bir zincir çekiyorum, uzatıyorum. Bir yanındakine geçiyorum, zincir çekip uzatıyorum. Bir yanındakine zincir çekip uzatıyorum. Evet, bir yanındakine zincir çektim, uzattım. Bir yanındakine, zaten yerleri belli arkadaşlar, bakın hemen delikler belli. Batıyorum, çıkarıyorum, uzatmadan önce zincirimi çekip sonra uzatıyorum. Batıyorum, çıkarıyorum, zincirimi çekip uzatıyorum. Batıp çıkarıp bu şekilde devam ettiriyorum. Evet, oldukça yapımı kolay arkadaşlar, gerçekten çok kısa sürede bitecek. Her ne başlayacaksınız bu modelle, bebek yeleği güzel olur, yumuşacık güzel bir bebek yeleği olabilir arkadaşlar. Şallarda da kullanabilirsiniz. Dilediğiniz her türlü, nerede kullanmak isterseniz arkadaşlar kullanabilirsiniz. Evet, bu şekilde başa kadar geleceğim ben. Zaten birkaç tane kaldı. Sonrasında dönüşü göstereceğim tekrardan. Tığımdan çıkarmadım ben. Siz daha büyük yapacağınız için siz tığınızdan çıkararak devam edeceksiniz. Evet, sıra başına geldim. Sonuncuya da battım arkadaşlar. Ve tığımdan çıkarıyorum. Takılmasın diye ters çıkardım ben. Kafanız karışmasın. Şöyle çeviriyorum. Önce şöyle içinden geçireyim arkadaşlar. Pardon. Şöyle, sonra bunu alıp ikisini birden çıkarıyorum. Bu şekilde dönmüş oluyoruz. Hemen sıradakine geçiyorum. Şöyle çıkarıyorum. Batıyorum, çıkarıyorum. Fazla sıkmıyorum arkadaşlar. Alt sırada yaptığımız gibi teker teker, şöyle ipim lif ipi olduğu için arkadaşlar ikişer alıyorum ben. Siz bunu tek katlı, normal farklı bir iple yaparsanız siz tek tek alacaksınız. Ben şu an lif ipim iki katlı olduğu için ikisini birden alıyorum. Aslında bu tek ilmek. Evet. Bakın bu şekilde devam edip gidiyor. Şimdi sıra sonuna kadar ben bunu devam ettireyim tekrardan. Evet arkadaşlar, sıra sonuna geldim. Bakın bu şekilde yumuşacık bir dokusu oldu bu arada. Onu da söylemek istiyorum. Şimdi geçişi göstereceğim ve sonrasında videomu sonlandıracağım. Geçiş için de şöyle mavi ipimi tekrardan alıyorum. Kesmemiştik. Kenarda duruyordu zaten ve şöyle şuraya sabitliyorum. Bakın bu şekilde ve ters çevireceğim. Önce bir zincir çekelim, sonra ters çevirelim. Ve aynı yere eksilmesin diye arkadaşlar ilkine batarak şöyle buraya bir sık iğne yapıyorum. Evet, bakın bu şekilde kenarda kalmış oldu. Bu ipimizi de yukarıya doğru çıkarken yukarıya alacağız ve kenar kısmımız bu şekilde azalmamış olacak. Şöyle. Şimdi buraya da ipimi uzattım. Hemen yanındakine batarak şöyle uzatıyorum. Aynı işlemi devam ettiriyorum. Burada arkadaşlar ip uzattığınız kısımlarda dikkat etmeniz gereken şey iplerin boyutları. Hepsini eşit boyutta uzatmaya dikkat etmeliyiz. Şöyle bakın. Oldukça kolaydı arkadaşlar. Çok kısa bir sürede de anlattım. Bakın şöyle çok hızlı ilerledi. Evet, şimdi arkadaşlar ben kamera arkasında bir parça yapmıştım. Mavi ve kremden yapmıştım ama şimdi ben size onu göstereyim ve videomu sonlandırayım. Evet arkadaşlar, bakın kamera arkasında ben böyle bir parça yapmıştım, dediğim gibi. Şöyle göstereyim. Dokusu çok yumuşak, bebek yeleklerinde çok güzel olur diye düşünüyorum. Tabii sizin fikriniz, siz nerede kullanmak istiyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Bakın şöyle yukarıya doğru da sünüyor. Şöyle göstereyim. Dokusu gerçekten çok güzel. Evet. Böylece arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş oldum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yapacak olan arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.